Merhabalar, bugün çikolatalı cupcake'ler yapacağız. Cupcake'imiz için öncelikle 3 adet yumurtamız var. Onu kabımızın içerisine alacağım. Şöyle kıracağım. Evet, 3 adet yumurtamızı kabımızın içerisine aldım. Şimdi 1,5 su bardağı şekerimiz var. Cupcake'lerimiz için. Şimdi güzelce yumurtamızı ve şekerimizi çırpacağım. Evet, yumurtamızı ve şekerimizi güzelce çırptık. 3 adet yumurtamız vardı. 1,5 su bardağı toz şekerimiz vardı. Güzelce çırptım. Yumurtamız beyaza dönene kadar. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı sütümüzü ilave edeceğiz. 1. Evet, şöyle yarımı da ilave ettim. Sütümüzü oda sıcaklığında olacak sütümüz. Kesinlikle dolaptan kullanmıyoruz süt. Yoksa kekimiz kabarmaz. Ya da dolaptan aldıysanız bir cezveye koyup birkaç saniye tüpte ısıtmanızda fayda var. Daha güzel kabarır o zaman kekimiz. Şimdi sütümüzü ilave ettim. Ve yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum şimdi. Evet, şimdi bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Evet. Ve bir tatlı kaşığı da karbonatımı ilave ettim. Ve 2,5 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Ve bir miktar karıştıracağım. Çok fazla karıştırmak istemiyorum. Şimdi unumla karıştıracağım çünkü. Şimdi unumu ilave edeceğim. Ve unumu ilave ediyorum. Öncelikle 1 su bardağı. Şimdi karıştıracağım böyle. Su bardağı daha ilave edeceğim. Evet, ikinci su bardağı unumu da ilave ettim. Evet, ikinci su bardağı unumu da ilave ettim. Bir miktar çırptım. Şimdi yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Evet. Şimdi bir miktar daha çırpıyorum. Kek harcımız hazır. Kıvamı şu şekilde. Toplamda 2,5 su bardağı un ekledim. 2,5 su bardağı un gayet iyi oldu kıvamı. Şimdi kaplarıma koyacağım kek malzemem. Benim kaplarım şu şekilde. Şimdi kaplarımın içerisine malzememi dolduracağım. Evet, ben kek harcımı kaplarımın içerisine aldım. Güzelce. Toplamda 15 adet cupcake çıktı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, şöyle kaplarımızın içerisine keklerimizi koyduğumuzda bir parmak boşluk bırakmak. Çünkü şişecek keklerimiz kaptan taşabilir. Bir parmak boşluk bırakırsak çok güzel sonuç alacağız. Şimdi ben fırınımın ızgarasının üzerine koydum cupcake'lerini. Bu şekilde direkt fırınıma süreceğim. 180 derecede pişireceğim. Pişmiş mi diye kürdan testi yapacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi de cupcake'lerimiz için benmari usulü çikolata eriteceğim. Şöyle bol cam kabının içerisine 2 paket, 80 gramlık 2 paket bitter çikolatam var. Onları güzelce kırdım. Kabının içerisine aldım. Yani toplamda 160 gram bitter çikolatam var. Şöyle çaydanlığıma su koymuştum. Neredeyse kaynamak üzere. Şu şekilde bol camı üzerine oturtuyorum. Ve bu şekilde
çikolatalarımı eriteceğim. Erimesini bekleyeceğim. Evet, şimdi çikolatam güzelce eridi. Şimdi şu şekilde cupcake'imin üzerine biraz döküyorum şöyle. Ve şöyle süsleme şekerlerim var. Onlardan biraz şu şekilde üzerine dökeceğim. Hepsinde aynı işlemi yapacağım. Şimdi yine üzerine bol çikolatamızı döküyoruz. Ve süsleme şekerimizi de şöyle yapacağım. Süslüyoruz. Böyle biraz daha ana çikolatamızı şu şekilde. Evet, cupcake'lerim şu anda hazır. Çok güzel süsledim üzerlerini. Siz de çocuklarınız için böyle cupcake'ler yapabilirsiniz. Özellikle doğum günlerinde. Çocuklar bayılıyorlar çünkü böyle keklere. Görüntüsü de şahane. Mutlaka deneyin derim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.